Bugün sabah saatlerinde TV48 ihbar hattına ulaşan OG isimli bir vatandaş intihar edeceğini bildirdi. İhbar üzerine ekip arkadaşım, polis ve 112 acil sağlık ekipleriyle birlikte hızla olay yerine intikal ettik. Milas'ın 1 Ocak sokakta bulunan OG. Elinde kesici bir aletle beklerken bulundu. Polis ekipleri şahsı sakinleştirerek kontrol altına aldı. Ardından 112 acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı OG isimli şahıs. Biz de TV48 ekibi olarak eşi YG'ye mikrofon uzattık. Bir de detayları ondan dinledik. Nasıl oldu olay? Ne zamandan beri bu sorunlarla karşılaşıyorsun? Annesi 8 ay önce vefat etti. Annesi öldüğünden beri hep kendi diye düşünceleri var. Tabii maddi yetersizlik de var. Belediyede Milas şeyden alıyoruz ama o bize yeterli gelmiyor zaten. Ben ev işlerine gidiyorum. O da Bodrum'da çalışmaya gücü yettiği kadar, tabii yaşı 57 olduğu için yetmiyor yani. Yetmediği için bunalıma girdi. Baş edemedim sabahtan beri kendimi. Artık ben de etrafındayım yani engel olmak için. Konuşmaya çalıştım. Ama şey olmadı yani. Siz gelirken de hazırlık yapıyordu yani kendini asma. Ben Kırşehirliyim. Ailem Kırşehir'de yaşıyor. Onlar da bize destek olmaya çalışıyor. Bir tane kız kardeşi var zaten. O da kendince kendine yani, o da yalnız kaldı anne söyleyince. O da kendince, o da yardım etmeye çalışıyor. Ama bizim çocuğumuz yok. Olmadı. Eşimin daha önceki ilk eşinde 3 tane çocuğu var. Ama uzakta hepsi yani. Ama bunalıma girdi. Ne yaptığını yani şey yapamadı. Yani sürekli söylüyor yani. İntihar etmek istiyorum diye. Yetmemesi. Kiramızın birden yani. Kirada oturuyor. %100 artıyor yani. Şimdi yılbaşında yine artacak. Ne kadar olacak? Tabii yetmiyor. Yetmezse ne olacak? Hani ben dedim yetmezse Yani bize yardım edin diyoruz yani. Yani eskiden zarar kıyamaz aslında bana. Bana çok düşkündür ama bazen kendini kaybediyor işte. Ama yine de ben evden uzaklaşıyorum yani. Bana zarar vermişliği yoktur yani.